R2 Air Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yanımda bir insan monitöre aşık olabilir mi sorusunun cevabı olan MSI'ın MPG32URX QD OLED versiyonu var. Daha önce CES'te görmüştüm. Şimdi canlı canlı görüyorum ve hissettiklerimi sizlere aktaracağım. <laughs> Şimdi MSI'ın MPG serisinde bu monitörden bahsetmek lazım. 32 inçlik bir monitör ama şimdiye kadar gördüğünüz en keyifli monitör olabilir. Zaten adında da geçtiği gibi QD OLED yani Quantum Dot OLED panellerini kullanıyor. Ve tabii ki OLED bir televizyon gibi büyüklükte bir monitör olduğu için de iş bambaşka seviyede. İlk kurduğumda kullanırken içerisinde işte dizi film izlediğimde oyun oynadığımda ve pek tabii ki kurgu işlerini yaptığımda mükemmel bir görüntü sağlıyor. Şu anda da burada tanıtım videosu dönüyor kendisinde ama onda bile o kadar canlı o kadar güzel görünüyor ki gerçekten evdekine elektrik ve resim gelmiyor derler ya tam olarak o durumda bir e, his yaşadığımı da söylemek istiyorum. E tasarımına baktığınızda tabii ki OLED olmasının avantajıyla neredeyse çerçevesiz bir görünüm olduğunu görüyorsunuz. Burada da zaten QD-OLED serisini görüyorsunuz Göreiyorsunuz, EVSAY'in ürettiği bu monitörde çok ince çerçevelerimiz var. 32 inçlik bir görüntü bizlere sağlıyor ve boyutlarına tam olarak baktığımızda 718 milimetrelik uzunluğumuz, 483 milimetrelik genişliği tabii ki bu standıyla beraber yani standının aslında genişliğinin e, ileriye doğru şeyini 483 olduğunu söyleyelim ve 242 milimetrelik de kalınlığı var. Tabii ki QD OLED olmasının avantajlarından biri de ince olması. Yani bu kadar yüksek inç ve yüksek tazeleme hızı sunabilen bir monitörden bahsediyoruz. E bunu da bu incelikte sağlayabilmesi önemli. Yüksek tazeleme hızı diyoruz. Şimdi 4K bir monitör olduğunu söyleyelim. Yani 3840x2160 piksellik bir çözünürlük bizlere sağlıyor. Ve 240 Hz. Gray to gray gecikmesi de 0,03 milisaniye. Yok. Sıfır. Yani gecikmesiz 240 Hz'e çıkan ve 4K bir monitörden bahsediyoruz. Şimdi zaten burada özellikleri de devam ediyor ama sadece bununla beraber de kalmıyor. Çünkü üzerinde 3. jenerasyon QD OLED paneller kullanılıyor. Yani Quantum Dot paneller var. 3. jenerasyon olmasıyla daha parlak ve özellikle piksel diziliminden kaynaklı daha net daha keskin görüntüler bizlere sağlayabiliyor. Gerçekten çok keskin bir deneyimi bizlere sağladığını söyleyelim. 10 bit renk doygunluğu var. Yani 1 milyar rengi bizlere gösterebiliyor bu monitör ve bunun dışında Adobe RGB %97, DCI-P3 %99, sRGB de %138 olarak sağlayabiliyor, karşılıyor fazlasını bizlere sağlamakta bu monitör. Bunun yanı sıra VESA Display HDR True Black 400 sertifikası var. Yani 400 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor ve gerçek siyahları bizlere sağlayabiliyor. Çünkü OLED'leri anlatırken biz ne diyorduk? OLED paneller özellikle her bir pikselde burası mesela siyahken siyah olduğu gördüğü yerlere pikselleri kapatabiliyor Gerçek siyah bizlere sağlayabilme avantajındaydı. Burada da direkt bunu yapabiliyor ve bir diğer yanda VESA Clear MR 1300 sertifikasına da sahip. Delta E'nin 2'den altında renk doğruluğu var. Bu sayede renkler arasında geçişleri çok iyi bir şekilde yapabiliyor ve 1000 nit parlaklığa kadar da çıkabiliyor. Yani 1000 nit demek zaten hani örneklerini ekranda göreceksiniz. Tabii ki kamerayla ne kadar yansıtılır bilmiyorum ama ben normalde koyu teme kullanırım. İşte Windows'u da koyu teme kullanıyorum. Chrome'u da kullanırken öyle siteye girdiklerimde çoğunda koyu temayı aktifleştiriyorum. Beyaz bir sayfa açıldığında gözlerim yanıyor ciddi manada ya abartmıyorum. Bir anda ben beyaz bir böyle hani özel bir şeyi açarsın da böyle Pandora'nın kutusunu açarsın oradan ışıklar patlar ya. Bunda da beyaz bir ekrana geçtiğinizde direkt bunu hissediyorsunuz. Ya da oyun oynarken patlamalı çatlamalı bir sahneye denk geldiğinizde bu sefer işler tamamıyla şeye dönüyor. Gerçekten patlıyormuş gibi hissediyorsunuz ve yani ben bunda direkt indirip zaten bin tane oyun kurdum. Niye? Çünkü yani bu keyifle beraber bunu kullanmak istiyordum ve bunun deneyimini rahatlıkla yaşamak istiyordum. O yüzden konu manken olarak burada çok bahsetmeyeceğim ama burada bir Tri'den X2 var. Mac Tri'den X2. Onda da 4090 ve 13. nesil i9 işlemci olduğu için hani bütün oyunları da çok üst seviyede oynayabiliyordum. E burada da zaten onun karşılığını bizlere sağlayabiliyor. Yani HDR görüntüleri de izleyebiliyorsunuz. HDR olarak oyun da oynayabiliyorsunuz. Bunların hepsini bize sağlayabilme avantajına sahip. Tabii ki diyeceksiniz ki o kadar parlak vesaire olunca göz sağlığında sıkıntı var mı? Hayır. TÜV Rayland'ın düşük mavi ışık sertifikası da var. Göz koruma sertifikası da var. Bir de en güzel yanlarından biri parlamıyor. Ekranda bir parlaklık görmüyorsunuz. Arkanızda güneş de olsa, pencerenin kenarında ters bir şekilde de koysanız önünde parlama önleyici bir kaplama, daha doğrusu ekran bu teknolojiyle üretildiği için de herhangi bir şekilde parlama yapmadan keyifle kullanabilmenizi sağlıyor. Ama merak edeceğiniz noktalardan birine gelelim. Detaylara daha devam etmeden önce. Şimdi... OLED ise e, örneğin burada bizim de incelediğimiz OLED televizyonlar falan filan oluyor. Herkes altında aynı şeyi soruyor. Ya OLED ekransa yanabilir mi? bununla alakalı ne var? Ne gibi geliştirmeler var? Burada da onun cevabını tabii ki vermek lazım. Bir, 3. jenerasyon bir QD OLED olduğu için zaten ...pikselleri ve dayanıklılığı çok daha uzun tabii ki. Bunun yanı sıra üzerinde MSI OLED Care 2.0 bir teknoloji var. Bu teknolojiyle beraber piksel kaydırma, panel koruma... ...statik ekran algılama, kenar algılama, görev balığı algılama... ...ve çoklu logo algılama gibi özellikler var. Zaten bu videoda da aslında dönüyor. Ne oluyor mesela? Siz şöyle durdurdum diyelim videoyu. Bu şekilde uzun süre sabit kalırsa... ...bunu algılayıp zaten size uyarı veriyor. Bunun yanı sıra eğer... Alttaki bar işte bir logonun kalması yani diyelim siz buradan televizyon izliyorsunuz ya da bir içerik izliyorsunuz ve sabit bir şekilde o markanın logosu var ve bu içerik uzun sürüyor. Mesela diyelim bizim cuma raporunu açtınız izliyorsunuz. Ee, bir, bir buçuk saat süren bir e, videoda sağ üstte HVP logosu. Sol altta da anıt sayıçın sayılarını sizlerle paylaşıyoruz ve bunlar işte video boyunca sabit kalan görseller. E, sabit kaldığında bu sefer sıkıntı olmasın diye işte dediğimiz gibi yine aslında ilk başta televizyon larda gördüğümüz o pikselleri siz fark etmeden kaydırma teknolojisi de bulunuyor. Bu sayede piksel yanmalarının statik ekrandan oluşabilecek ghost screen dediğimiz sorunları önüne geçiyor. Bunun dışında tabii ki uzun süre açık kaldığında kendini kapatabilmesi vesaire gibi ayarlamaları da yapabiliyorsunuz ki hemen şurada zaten örneğin burada birçok şeyini seçebileceğiniz menüsü de açılıyor ve bu menü üzerinden de her şeyi ayarlayabiliyorsunuz ama Buna gerek yok. Yani sizin buradan bir ayarlama yapmanız gerek yok. Tabii ki yine Gaming Intelligence'da KVM özelliği var. KVM özelliği ile beraber tabii ki bir laptopu vesaire bağlayıp tek bir klavye fare ile birden çok fazla cihazı kullanabiliyorsunuz. Akıllı artı işareti Optix kapsamında Optix ayarlaması da yapabiliyorsunuz. Burada işte oyun modu, gece görüşü, AI Vision, e, yenileme hızını gösterebilme, alarm saati ayarlama ve adaptif sync gibi özellikleri ayarlayabiliyorsunuz. Yine buradan tabii ki kendiniz parlaklık ve e, display HDR kısmında 1000 nit parlaklık ya da True Black 400 arasında seçim de yapabiliyorsunuz. Ben peak 1000'e getirdim ki işte o parlaklığı net bir şekilde ayarlayayım. Ama buna gerek kalmadan eğer cihazınızı USB ile bağlarsanız zaten Gaming Intelligence'ın uygulamasıyla beraber bu monitörü istediğiniz şekilde arkasına uzanmanız gerek kalmadan ayarlayabiliyorsunuz. Bu gerçekten önemli. Bir diğer yandan OLED'lerin ısınma durumu da fazla olabiliyor uzun süre açık kaldığında ve şey yapıldığında. Bunda bir fan yok. Gördüğünüz gibi ses çıkmıyor soğutmak için. Ama grafen bir ekran koruma, daha doğrusu soğutuculu grafen film uygulanıyor ve bu grafen film ısıyı yayarak herhangi bir şekilde monitörde bir ısınma ya da bir sıkıntı olmasının önüne geçmiş oluyor ki renkleri de gerçekten mükemmel bir şekilde gösterdiğini görüyorsunuz. Bir de zaten bu 3. nesil QD OLED'ine MSI güveniyor ve sizlere 3 yıl OLED yanma garantisi sunuyor. Yani siz bu ürünü aldığınızda 3 yıl boyunca OLED yanma garantisine sahipsiniz. Herhangi bir şekilde OLED yanmasından kaynaklı bir problem yaşarsanız da MSI bunun karşılığını sizlere verebiliyor. Zaten hani 3 yıl garanti veriyorsa 3 yıl boyunca bir problem yaşamayacağının altını çiziyor demektir. E 3 yıllık süreçte de bir monitör için bence fazlasıyla yeterli. Bu konuda da direkt karşılığını alıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi siyah şey algıladığını düzeltiyor, kenarları düzeltiyor. Ve bu sayede zaten o teknolojiyle beraber yanmanın önüne geçtiği için... ama diyor ki herhangi bir şekilde olur da yanarsa ben de kardeşim bunun garantisi benim size bunun değişimini sağlarım diye de söylüyor. Bu gerçekten önemli bir artı olduğunu da söyleyelim. Arka tarafta MSI logosunun bulunduğu yerde bir Mystic Light desteği var. E, bu sayede orada RGB aydınlatma yapabiliyorsunuz ve tabii ki cihazınızla senkron edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra işin teknik kısmında bağlantılara gelecek olursak bir adet DisplayPort 1.4a, 2 adet HDMI 2.1 desteği var. 4K 240 Hz destekli şekilde bu sayede 240 Hz hem HDMI'de hem port'a görebiliyorsunuz. Bu sayede işte 3 farklı cihaza bile bağlayabilirsiniz. Type-C üzerinde tabii ki DisplayPort altyapısı var. Yani Type-C'yi de port olarak kullanabiliyorsunuz. Özellikle KVM'yi kullanırken işte bir laptopa, telefona falan bağlamak istediğinizde. Ve aynı zamanda Power Delivery özelliği sayesinde 90 Watt'lık şarj desteği de sağlıyor. Yani siz buradaki bir Type-C kablo ile beraber telefonunuzu tabletinizle şarj edebilirsiniz. Tabletinizi buna takarsanız zaten üzerinde eğer bir Type-C portu kalmazsa Type-C üzerinden şarj oluyorsa da 90 watt'lık rahatlıkla şarj olabilme yapısına da sahip. Bu da gerçekten önemli olduğunu söyleyelim. İki adet USB tip A, bir tane de tip B bağlantısı var. Tip B ile zaten bilgisayarınıza bağlayıp Gaming Intelligence'ı kullanabiliyorsunuz. Tip A ile beraber de zaten klavye fareyi bağlayıp KVM özelliğini kullanabilmeniz için bu ayarlanmış durumda. Ama tabii ki bir USB gibi de kullanabiliyorsunuz cihaza bağladıktan sonra. Bu da gerçekten güzel bir detayı. Şimdi bana hissettirdiği gerçekten hani ilk MSI'daki sevgili arkadaşlar Tufan ve Batuhan göndereceği zaman bana dediler ki abi görebileceğin en iyi monitörlerden biri geliyor dedim. Ya dedim ben zaten evet CS'de görmüştüm vesaire kullanmayı da çok merak ediyorum ama hani o seviyede düşünmüyordum. Cihaz geldi. Kullanmaya başladım. Ayarlarını yaptım. Bir de böyle bir cihazla beraber kullanınca da işler bambaşka bir seviyeye geçti. Yani kurgu yapması çok daha keyifli, oyun oynaması ayrı bir şekilde keyifli, e, görüntüsü çok güzel, ince. Yani bunu kurarken bile işte Yıldıray abi, Ersin abi falan oha o neymiş dedi. İşte gelip baktıklarında çok güzel görüntü dediler. Hatta kamera arkasındaki sevgili Doğuş'un da ilk gördüğünü hatırlıyorum. Böyle gelip oha ne güzelmiş lan görüntüler dediğini, renkleri çok güzel çıkardığını o da söylemişti. Yani herkesi bir etkilemeyi başardı ve kendimde direkt şey demeye başladım ya olan alıp kullanılmaz mı? Bir de televizyon gibi de olduğu için bu 32 inç. Ya bunda çok rahat içerik izlersiniz. Ben bunda mesela F1'i de çok keyifle izlerim. Yani bu videoyu çektiğim için gerçekten üzgünüm. Çünkü eve kanadı bu videoyu çekmeyi ve sonrasında tabii ki diğer arkadaşların incelemesi için bu ürünü göndermeyi planlıyorlar. Üzgün olma sebebim de tabii ki videoyu yayınladıktan sonra bu cihazın gidecek olması. Yani hiç gitsin istemiyorum. O kadar güzel, o kadar keyifliydi ki umarım belli bir şey olur. Ben bunun üzerine ya şöyle bir video çekelim, böyle bir video çekelim diye bahaneler uydurarak büyük ihtimalle çağıracağımdır tekrar gelsin diye. Bir de tabii ki bunun geniş versiyonu var. Onu da orada özellikle ben bir böyle uçak simülasyonu falan oynamıştım. Onunla nasıl bir şey olacak? 50 inç yanlış hatırlamıyorsam. Çok çok merakla bekliyorum. Yani Türkiye'de piyasaya çıkacak. Tabii ki bu ucuz olmayacak. Yani onu kimse bekleyemez maalesef ki. Ama ben piyasada bulabileceğim en iyi monitörü arıyorum diyorsanız ve inçiniz de 30 civarlarındaysa bu arkadaş. Ha yaş mükemmel. Gerçekten hani arayacağınız işte yüksek taze ise yüksek taze Kalite ise kalite QD OLED var. Parlaklıksa 1000 nit'e kadar çıkabiliyor. Gerçek siyahları gösteriyor. E, bunların hepsini topladığımızda da bizim karşımızda mükemmel, çok keyifli, çok güzel bir alet oluyor. Yani videolarda zaten bizim verdiğimiz ödüllerden bahsetmiyorum ama gözün kapalı editörün seçimini böyle verebilecek olsam 2-3 tane veririm bu cihaza. Gerçekten benim de şimdiye kadar gördüğüm, kullandığım en keyifli, en iyi monitördü. Bakalım diğer arkadaşlar da ne diyecek ama zaten araştırırsanız yurt dışında vesaire de herkesin bayıla bayıla bunu anlattığını göreceksiniz diyelim. Başka bir Artair Plus videosunda başka bir incelemede görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.